varlığının sonu yok, her servetlin sahibi. Seni bilmek ne güzel ya Paris. Sen varsın her yerde, sen varsın her şeyde. Yerde, gökte, kalbimizde. Senin kulun olmak, sana ait olmak. Dünyanın nice yerlerinde bilmediğimiz ve asla bilemeyeceğimiz nice olaylar vardır. Bazen Rusya'nın steplerinde, bazen Amerika'da, bazen Avrupa'da, bazen Afrika'da, bazen Uzak Doğu'da. Dünyanın dört bir yanında bu hidayet güneşinin doğduğunu görürüz. Nice ruhlarsa büyük bir ızdırap ve hasret içinde kalplerine hidayet güneşinin doğmasını beklemektedir. Onlar hiç şüphesiz yeryüzünün güzel ruhları, nasipli insanlarıdır. Çünkü yeryüzünde Allah'ı tanıma davasından daha büyük bir dava yoktur. İnsanın dünya ve ahiret saadeti Allah-u Teala'yı bilmeye ve tanımaya bağlıdır. İşte Alexander kardeşimiz de bu saadet güneşine erenlerden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mayim Alexander. İsmim Alexander. Ben burada, Ukrayna'nın Kiev şehrinde doğdum. Çocukluğum da Kiev'de geçti. İlkokul 1'e kadar annem ve babamla yaşıyordum. Hatta hatırlıyorum, o yıllarda yaz aylarında ailemle tatil için denize giderdik. Sonra annem ve babam boşandılar. Ben de annem ve üvey babamla beraber yaşamaya başladım. Ne babam ne de annem dindar insanlar değildi. Sadece gelenekten kalan bazı adetlerimiz vardı, o kadar. Dışarıdan herhangi bir dine mensup olduklarını bile söylemek zor olurdu. Ama kendilerine Hristiyan diyorlardı. Ben babamın Hristiyanlık adına yaptığı tek şeyin boynuna haç takmak olduğunu gördüm. Bunun haricinde bira ve vodka içerdi. Yani onun simasında dindar birini görmek çok zordu. Üvey annemin boynunda ise kendilerince aziz saydıkları şahsın küçük heykeli vardı. Çocukken kreşe gittim. Sonra aynı şehirde ilkokulda okuma yazma öğrendim. Ortaokul ve liseye de aynı şehirde devam ettim. 21 numaralı devlet okulunda 10 sene okudum. Garip ama ben küçük bir çocukken oyuncaklarımı öldürmeyi severdim. Çünkü çok küçük yaşımdan beri televizyonda ya da internette gördüklerim beni buna yönlendiriyordu. Ruhun açlığı bedenin açlığına benzemez. Manevi lezzetler de bedeni lezzetlere benzemez ve manevi lezzetler insana huzur verir. Ruhunun ihtiyaçlarının farkında olan insan hem dünya hem ahirette mutluluğun kapısını aralamış demektir. Nice insanlar var ki, bu ihtiyaçlarının farkında olmadığı için hüsrana uğramış,
hem dünya hem ahiretlerini mahvetmişlerdir. Aleksandra bu kaos ve anlamsızlığın içerisinden sıyrılmayı başarabilmiş bir bahtiyar kardeşimiz. Sovyet eğitim sisteminde ilkokul, ortaokul, lise sistemi yoktu. Direkt 10 yıllık eğitim vardı. İlk yıllarda çok utangaçtım. Çevremdekilerle rahat bir şekilde konuşamıyor ya da diğer çocukların arasına katılamıyordum. Sonraları alıştım. Her çocuk gibi oynar, eğlenirdim. Yoldaşlık yaptığım kimseler vardı ama arkadaşım yoktu. Büyümeye başlayınca, özellikle 9. 10. sınıflara doğru artık içki içmeye, sigara kullanmaya ve eve geç gelmeye başlamıştım. Ukrayna'daki birçok gencin edindiği bu kötü alışkanlıklar beni de içine çekmişti. Kendimi mutsuz hissediyordum. Depresyondaydım. Zevk almak ve mutlu olmak çok farklı şeylerdir. Bedeni zevklerin doyumsuz ve sınırsız oluşunu fark edememek, insanın kendine dair irfanını yakalayana kadar devam eder. Bu konuda insan insana aynadır ve tebliğ bu nedenle gereklidir. Yüce Allah'ı anlatma diyebileceğimiz bu çabanın temelinde merhamet yatar. Hangi merhametli el onlara yardım edecek ve zihinlerini kemiren sorulara doğru cevaplar verecektir? Küfrün karanlığında kaybolmuş ruhların arayışı buydu. Ve bu arayışın sonunda Aleksandr da aradığı mutluluğa adım adım yaklaşıyordu. Ben biliyordum ki hayatımın sonu var. Bir gün öleceğim ve ondan sonra ne olacak bilmiyordum. Daha doğrusu bunun son olacağını düşünüyordum. Aslında doğru yapmadığımı, bilinç altımda bunun doğru olmadığını biliyordum. Hatta bir gün yaptığım kötülüklerin cezasını ödemek zorunda kalıp acı çekebileceğimi düşünüyordum. Ama enaniyetim kabullenmeme izin vermiyordu. Canım ne yapmak isterse, nefsim ne yapmamı söylerse onu yapıyordum adeta. Öyle bir his vardı ki içimde, sanki ben cehenneme gitmek için o alevlerin beni yutması için sırada bekliyordum. Öğretmenlerin bana bakışları ve tavırları farklıydı. Bazıları bende bir gelecek görüyordu. İnsanın İslam'la tanışması bütün tanışıklıkların üstündedir. Çünkü İslam tam anlamıyla fıtrat dinidir. İslam'la tanışan insan aslında gerçekte kendisiyle tanışmaya, buluşmaya, ahlaki ve insani değerlerle yüzleşmeye başlamış demektir. Günümüzün en pratik gerçeklerinden biri, tahrif edilmiş dinlerde asla bu huzurun yakalanamamasıdır. Çünkü ne akla ne de ruha hitap edebilecek ilahi bir emri ve hayat sistemini bünyelerinde barındıramamaktadırlar. Bakınız Aleksandr bu konuyu nasıl açıklıyor? Hristiyanlık öğretilerine uymuyordum. Belki arada sırada bayramlarını kutlardım. Ama Hristiyanlık benim için
fazla bir şey ifade etmiyordu. Zaten kendi içinde birçok uyuşmazlıklar olan bir dindi. Hem tek bir tanrıya inandığını söyleyip hem de üç tanrıya inanıyor olmak saçma geliyordu. Ayrıca İncil'lerden birinde okuduğunuz bir bilgiyi başka bir İncil'de farklı şekillerde görebiliyorsunuz. Oysa ki İslamiyet'e baktığımızda her şeyin açık ve akla uygun bir şekilde olduğunu ve insan fıtratına en uygun olanın İslam olduğunu anlıyoruz. Şimdi boş zamanlarımı genelde kitap okuyarak, sesli ve görüntülü sohbetler dinleyerek, okuduklarım ve dinlediklerim hakkında düşünerek değerlendiriyorum. Ben şimdi 17 yaşındayım ve ben İslam'ı 6 ay önce kabul ettim. Ben sık sık Afganistan, Çeçenistan hakkında belgeseller seyrediyordum ve sık sık da Allahu Ekber tekbirleri duyuyordum. Ama ne anlama geldiğini de bilmiyordum. Sonra internette aramaya başladım ve böylece İslam'la müşerref olacağım olayların ilki başlamış oldu. Hristiyanlık ve Yahudilik akıl sahiplerini çok zora sokardı. Bir türlü tam olarak inanamazdı insanlar. Sorularına, içinde bulundukları dinde bir türlü gerekli cevapları bulamaz, ikna olamazdılar. Hristiyanlara Tanrı'nın tek olduğu söylenirken, kutsal üçlüğe de inanılırdı. Yahudilik dinine baktığınızda ibadet yoktu. Bunlar da hep hakiki hidayet yolcularının akıllarını zorlar ama onları arayışlarından vazgeçirmezdi. Ta ki İslam'la tanışana kadar. Çünkü soruların ardı arkası kesilmiyordu. Arayışı olan ortak akıl, haklı olarak evrensel bir yol olması gerekir diye düşünüyordu. Çünkü onlara göre de tek bir Allah, herkesin takip edebileceği tek bir din gönderebilirdi. İslam'ı en çok sevme sebebim, dünya ve ahirette, İnsana huzuru verecek tek hakiki din oluşu. Hazreti Peygamber'in 1400 küsur yıl evvel söylediği sözlerin bugün de geçerli olması ve insanı etkilemesi. Bu gerçekten inanılmaz bir şey ve çok farklı bir duygu. Bunu size anlatacak bir söz bulamıyorum. Ve o sözlerin hepsi her insanın yaşayabileceği, örnek alabileceği mükemmellikte. Her biri tek başına rehberlik yapabilecek vasıfta. Hala okuduğum bütün hadis-i şeriflerden çok etkileniyorum. İslam öyle geniş, öyle derin bir umman ki öğrenmekle bitmiyor elhamdülillah. Allah öğrendiklerimizi yaşamayı da nasip etsin. Tek başına öğrenmek de yetmiyor. Arkadaş ve akrabalarım benim İslam'ı seçmemi şaka olarak algıladılar. Çünkü anlayışlarına sığmıyordu. Nasıl olur da bir Ukraynalı Müslüman olabilirdi? İlk başlarda çevremde hiçbir Müslüman yoktu. Yalnız başıma bilgisayar başında İslam'ı araştırmaya, Ukrayna'dan, Beyaz Rusya'dan, Ürdün'den Rusça bilen Müslüman kardeşlerle konuşup tanışmaya başlamıştım. Eski Müslümanların örfi yaşantılarındaki İslami nüve dahi, arayışı olan hakikat yolcularını cezbetmeye yetiyordu. Dinin az yaşandığı yerlerde dahi, İslam'ın tesiri herkeste az veya çok görülüyordu. Mesela temizlik, büyüklere saygı, aile yapısı, dinle kültür, iç içe örfi bir yapı arz ediyordu.
Sizler içinde büyüdüğünüz için pek fark etmeseniz de bunlar karakter olarak adeta benliğinize işlemiş. Bizler İslam'ın emir ve yasaklarını öğrendikçe bunu daha iyi fark ediyoruz, diyordular. İslam'daki bu farklı gruplara çok normal bakıyorum. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi şeyler hakkında bizi daha önceden haberdar etmişti. Teorik olarak Müslümanlar dünyanın diğer ucundaki Müslümanın yardımına koşmaya hazırlar. Ama pratikte bunu çok nadir görüyoruz. Dünyanın birçok yerinde acı çeken, zulüm altında olan Müslümanlar var. Fakat ne yazık ki bizler bir araya gelip birlik ve beraberlik içinde bu zulümlere bir son veremiyoruz. Yeni Müslüman olanların gözlemlerinden biri de şuydu. Müslümanlar yaşlandıkça daha huzurluydu. Hayatı hep iyiye doğru koşuyordu. Bizim toplumumuzsa yaşlandıkça hayatı daha kötüye ve huzursuzluğa gidiyordu. Ben kendi hayatımda böyle kötü bir sonu seçemezdim, diyordular. Hayata daha derinden düşünerek bakmaya başladım. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın bizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoluyla bildirdiği kutsal sözüdür. Hayatımızda bize yol gösterecek en iyi kılavuzdur. Kur'an'ı Arapça olarak okusam ve bir şey anlamasam dahi içimde tarif edilmez duygular yaşıyorum. Huzur buluyorum. Yeni Müslümanlar İslam'la tanışınca şunu anladılar. İslam'la karşılaşınca aradığım dini bulduğumu anladım. Elhamdülillah, hayatın bütününü kapsayan mükemmel bir dindi. Bütün bir hayat sistemiydi ve kendi içinde ne bir kopukluk ve ne de birbirine tezat vardı. Hak dinin bütün özellikleri onda mevcuttu. Hidayet güneşi kalbine doğan ve İslam'ı seçen yeni Müslümanlar şöyle düşünüyordu. İslam'ın her emrini, her yönünü çok seviyorum. Fakat evrensel olması beni çok etkiliyor. Bu yalnızlığı, karanlığı ve yanlışlığı çözüyor. Ukraynalı Alexander'ın söyledikleri de bundan hiç farklı değildi. İslam dünyasının sorunu parçalanmış olmaları ve cihat etmekten uzak durmalarıdır. İslam'ı daha geniş kitlelere duyurmamız gerekli. Çünkü gerçek din budur. Bunun için ilk önce Müslümanlar örnek bir hayat yaşamalı, Müslüman olduklarından utanmamalı ve Müslümanlıklarını gizlememelidir. İnsanlar namaz kılmaktan çekinmemelidir. Geçenlerde bir kardeşimiz namaz vakti girince namazı eda etmekten utanıyordu. Gizli saklı bir yerde kılmak istiyordu. Hatta namazını kılmak için tuvalete bile girmişti. Orada da kılamadı ve netice itibariyle namazını kaçırdı. Namazın vakti nerede girdiyse orada kılmak lazım. Abdestini alacaksın, kıbleyi tayin edeceksin ve yanında sürekli seccade bulunduracaksın. Bu kadar. Artık namaza durduktan sonra etrafında kimse yok. O namazı eda etmek var ve bir olan Allah karşısında sorumluluğu var. Etrafındaki insanlar ne yapabilir ona? İnsan
iş mülakatına giderken bile sorması lazım. Ona namazını kılmaya müsaade edecekler mi? Cuma'ya bırakacaklar mı? Ben sizin şartlarınızda çalışırım demeden önce, ben cuma öğleden sonra paydos yapıyorum. Fazla mesai de yapabilirim. Cumartesi ve pazar da çalışırım ama ben cuma öğleden sonra çalışmam deyip cuma namazı için zaman talep etmeli. Hemen başta söylemek lazım bunu. Hidayet yolcularının canlı hayat hikayelerinde en çok dikkati çeken şeylerden biri şuydu. Onların hidayetine vesile olanların İslam'ı daha iyi tanıyıp yaşamasına da bizzat yeni hidayete erenler vesile olmaktaydı. Kendisi İslami bir çevrede doğan ve Müslüman olan pek çok insan ne yazık ki namaz kılmayan, Kur'an'dan haberi olmayan insanlar durumundaydı. Yine de her şeye rağmen Müslümanların daha sıcak, samimi ve sevecen insanlar oluşu, İslam ahlakındaki ilahi neşe, ilahi sır ve yapıdan, İslam'ın fıtrat dini oluşundan başka neyle açıklanabilirdi ki? Müslümanların kendileri bu sorunu zihinlerinde meydana getirip ön yargılı olarak müsaade etmeyecekler diye öylece gidiyorlar. Birçok insan seni öldürürler, sen ne diyorsun gibi şeyler söylüyor. Kim kimi öldürecek? Nereden çıkarıyorlar bunları? Öyle olsa bile o zaman neden korkacağız ki? Namazda öleceğiz, şehit olacağız. Daha güzel ne olabilir ki? Eğer Allah'ın bizim için takdir ettiği buysa, biz namazı kılmasak da olacaktır zaten. Buna kimse engel olamaz. Bazıları diyor ki, bu tarz davranışlar Müslümanlar hakkında olumsuz fikirler ve yargılar oluşturuyor. Yanılıyorlar. Bunun yanında Müslümanlar bilmeli ki namazı geciktiremezler. Namazın girmesi demek değildir ki son 5 dakikaya kadar erteleyebilirsin. Hayır, namazı zamanında eda etmek lazım. Ancak çok mecbur olduğun zamanlar için geçerlidir bu. Bakarsın uyuyakalmışsın. Ama böyle sebepsiz yere namazı geciktirmek olmaz. Bir kaynaktan okuduğuma göre, özür sahibi hariç sebepsiz yere namazı geciktirmek münafıklığın özelliklerindendir. Özür sahipleri de uyuyakalanlar, unutmuş olanlar, çok aç ve susuz olanlar, tuvalet ihtiyacı bastıranlar, çok ciddi hayati tehlike durumunda olanlardır. Bazılarının dünyaya bakışları çok karışmış. Ama nedense kafirlere yardım ediyorlar ve onlarla dost olmak için can atıyorlar ve ne yazık ki birçok Müslüman genç şu anda batılıları örnek alıyor, onlar gibi olmaya çalışıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve dostlarının yolundan gitmek yerine onların yolundan gidiyorlar. Müslümanlarla dayanışmadan uzak duruyorlar. Onların dünya Müslümanlarına söyleyecek çok sözleri vardı. Ve benim Müslüman kardeşlerime söylemek istediğim tek şey, namazlarına dikkat etsinler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
nimetlerini bahşedensin sevdiğin kullarına. Sonsuz celal ve büyüklük sahibi yarattığın kullara. Sonsuz celal ve büyüklük sahibi yarattığın kullara. Bizler sana muhtacız, benim canım Allah'ım. Lütuf sende, kerem sende, benim canım Allah'ım. Lütuf sende, kerem sende, benim canım Allah'ım. Ya Zülcelal'i ve İkram, ismini seviyorum Allah'ım. Ya Zülcelal'i ve İkram, ismini seviyorum Allah'ım.